Selamlar hepinize. 12.16 Yaman Otları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Niye İngilizce'den açmışım ben de bilmiyorum. Hemen Türkçesinden de açalım. Böyle bir başlangıç olsun bakalım bu da. Gelsin Türkçe yamamızda. Tabii bir fark yok zaten aynı şeyler var. Belki kontrol etmemiz gerekir. Evet ilk değişiklerimiz Udir ile başlayalım. Tabii Udir bir mini rework yedi aslında. Bayağı da tatlı gözüküyordu yediği mini rework. Yeteneklerini tek tek değerlendirmeyeceğim burada. Ama eski demode ve eksik halinden çok daha iyi. Gene aslında bu konsept olarak aynı. Gene dört tane hayvan, onların ruhları, onlara alaka onlarla alakalı yetenekler. Fakat yeteneklerini belli bir sürede yani, bir yani bir giren şekilde güçlendirme durumu var. Yani o anki kullandığınız yeteneği artık hangi formdaysanız ayı damı, e, anka da mı bilmiyorum güçlendirip ekstra bonus özellikler kazanabiliyorsunuz ki bence çok daha modernize etmiş durumda o yetenekler. Daha mantıklı gözüküyordur şimdilik. Ve Worlds'e yetişecek. Onu da söyleyelim bu arada. 12.16 yaması Worlds için önemli bir yama. Çünkü 16, 17 ve 18 kesinlikle Worlds'e gelecek olan yamalar. 19'dan emin değilim. Normalde her sene 19'da olur. Worlds. Ama 19'un süresi yetmeyebilir. Bu yıl çünkü bir hafta erken başlıyor. Şimdi 23'ünde bu geldi. Eylül'ün başında 6'sında falan 17 gelecek. 20'sinde 18 gelecek. 28'inde geliyor 19. 12-19 yetişmeyebilir. Ama World için önemli bir yem olduğunu söyleyelim. Udir tabii ki ben orada görmeyi beklediğim şampiyonlardan bir tanesi. Yeni haliyle özellikle biraz daha ormandaki etkisi, ormancı olarak kullanılması daha olası gözüküyor hala ama Skordor'da da bazı eşleşmelerde şu anda etkili bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Caitlyn hey, Tam kafadan pasifiniz e, saldırı gücü oranı arttı. E, 100, ikinci sev yani seviyenize bağlı olarak 60-110 arasında 60-120 arasında şekilde. aynı zamanda ultisinin hasarı da kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak belli miktarda artıyor. Çok da fazla artmıyor ama Caitlyn'in özellikle orta oyundaki kuvvetini arttırmaya yönelik hamleler bunlar. E, zaten erken oyunu iyi, zaten geç oyunu iyi ama orta oyundaki kuvvetinin artması gerekiyor Caitlyn'in. Özellikle orta oyunda bu ulti değişikliği ona biraz ekstradan da sağlayacaktır. Diana e, son dönemlerde hatta benim de bu, bu sezonun başından beri önerdiğim e, tank mitiği yani tank ihtişamlı eşyası üzerine tekrar dövüşçü büyücü arasında gittiğiniz eşya dizilimini biraz nerfliyorlar. E, pasifinin gücü biraz kısılıyor aslında ki ben ben böyle nerflemezdim açıkçası bence daha mantıklı olan nerf e, pasifin hasarını yetenek gücü oranlarını yani taban hasarını azaltıp yetenek gücü oranlarını arttırmak direkt olarak bu şekilde değiştirebilirdi veya diğer yeteneklerin yetenek gücü oranlarını arttırmak ama Bu şekilde yapmışlar Artık seviyeye bağlı olarak 20 ila 250'de 20 ila 220 arasında Hasar alacak gümüş ay bıçağı onun yerine biraz E'ye Verdiler Yani çok da efektif bir hasar tarzı değil artık da de ki solo Q metasında zaten önemli bir yeri vardı Pro Play'de pek oynanmıyordu ama bu Loki'de de oynamaya devam eder açıkçası. Çok rahat seçeceğini düşünmüyorum. Biraz daha AP'ye yönelirler. Ee, ama tank modu yani ben çok önerdim bozuk diye. Kullananlar, fayda sağlayanlar. E, biraz sonunuz gelmiş olabilir tank modunun. Raven. tabana e, taban hasarı azaldı Q'sunun. Beklenen bir nörtü. Son dönemlerde çok fazla seçilen, seçilmedi durumlarda da yasaklanan bir şampiyonda. Özellikle profesyonel inanılmaz etkili e, durumdaydı Raven. Onun nörflenmesini bekliyorduk. 5 e, azaldı her seviyede. Taban hasarı Q'sunun. Etkili bir nerf bu arada. Sürekli kullandığınız bir yetenek olduğu için. Irelia Taban büyü direnci arttı. Seviye başına kazandığı zırhı arttı. E, 28'den 30'a çıktı. Büyü direnci zırh büyüm oranında 0.5 arttı. Bir tık daha bafa ihtiyacı var. Eğer üst koridorda oynanması isteniyorsa. Orta koridorda oynanması içinse kesinlikle büyücü olmancıların daha fazla artması gerekiyor. Jace. E, Q'sunun çekiç formunun e, Q'sunun ve E'sine bufflar geldi. E, Q'sunun İlerleyen seviyelerdeki tabana sar arttı. Seviyeye bağlı olarak ama ilk, ilk fullediği yetenek genelde. Ee, E'sinin de cana göre vurduğu hasar o da yine ilerleyen seviyelerde arttı. Zaten erken oyunu bir şampiyon aslında. Orta oyunu özellikle kullen, e, kuvvetlenmiş durumda. Bu arada E'sinin de genelde ikinci fulliyorlar oyuncular. Hasardan dolayı yine bu hasardan. Bazı durumlarda başka durumlarda işte W falan yöneldikleri oluyor ama güzel buff aslında bunlar Jayce için ama tabii üst orada şu anda tanklar daha ön planda. Genelde Jayce tanklara karşı çok etkili olmaz ama üst koridorun son dönemlerde biraz da yalnız bırakıldığını unutmamak lazım. Yalnız bırakılmayı ise çok sever Jayce. Yani ben ile birebir kalayım kimse karışmasın mahvederim ben bunu modunda oynar. Ki tanklar da bunu yapabildiğini biliyoruz çoğu zaman. E, o yüzden onun işine gelen bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Yani meta biraz onun oynanması için uygun. Ama rakip şampiyonlar çok uygun değil bilmiyorum. Biraz ortada kalmış durumda. Ama oynanabileceğini düşünüyorum Jason. Kaysa. Pasifine buff geldi plazmanın isabet halinde verdiği hasar 4-16 arasından 5-23'e çıktı bayağı ciddi bir artışı var burada plazma yükü başına verilen hasar da 1-8'den 1-12'ye çıktı ikat yayılımında ufak bir yetenek gücü oranı artışı var çok önemli değil ultisinde de belli miktar yetenek gücü oranı artışı var ama aynı zamanda saldırı gücü oranına miktarı aynı kaldı yani bu ne demek oluyor? aslında biraz on hit AP dizilimleri ihtimali göz önüne çıkıyor. Bu olursa bu arada yani diyelim ki ben sanmıyorum bunlarla metaya döneceğini kaysanın çünkü koridor hakimiyeti çok önemli şu anda. Ama oldu ki diyelim karşınıza koridor hakimiyeti istemeyen çok da önemli olmayan bir şampiyon geldi ve AP kaysa oynayabilir durumdasınız bu oklayında. Bu işte İrelli ortada oynanır kısmına bayağı opsiyon açar. Yeterli mi bence değil ama biraz deneneceğini düşünüyorum. Malphite beklenen buff, uzun süredir Malphite metaya dönsün diye beklenen buff geldi ve bu onu metaya döndürür bence. Dönmeliydi. Kör mı? hayır çünkü diğer tank eşleşmelerinde çok iyi değil. Ama ne olursa olsun şu anda çok daha etkili olduğunu söylüyorum. Bir kere pasifinin kalkanının erken seviyelerde süresinin bekle bekleme süresinin azalması çok önemli bir artı. Daha çok takas, daha rahat koridor önemi anlamına geliyor. 16 arasından 8 alt arasında çekildi. Çok önemli. W'sunun da bekleme süresi düşüyor. Ama arttırdıkça düşüyor. Şimdi bu menzilsiz eşleşmelerinde genelde Malphite oyuncuları E fulluyor veya bazı eşleşmelerde uzaktan oynamak için Q fulluyorlar. W genelde en son fulledikleri yetenek oluyor. Çünkü en işte saldırızı kırma falan filan. Ama acaba belki erken seviyelerde üçleyip yetenek hızına da gidip başka şeyler denenir mi Malphite'den? Emin değilim. Ama seviye çok önemli Malphite için. Özellikle level alabilmek çok önemli. Level artısı aldıkça tabii ki W'daki değişiklikte ona fayda sağlayacaktır. Biraz daha uzun süre yan koridora hareket getirmeye giden şampiyonu tutmasına yardımcı olacaktır ama yeterli değil. Yani direkt olarak onu Meta'nın öncelikli üst koridora haline getirir mi? Bence getirmez. Poppy. Q'nun minyonlara ve canavarlara verdiği azar azaldı. Evet, üzün, hüzünlü müziğimiz girsin bu arada. Ne yazık ki Poppy'nin orman günleri sona ermiş olabilir. Zaten ormana girmesini sağlayan şey aslında bu buff'tı. Zamanında da söylemiştim, orman temizleme hızı ciddi arttı Poppy'nin diye. Bu çok önemli bir nerf. E, limit düştü çünkü. yüzde canın limiti düştü. 50-170 arasında 30-150 arasında çekildi. Ciddi anlamda orman canavarlarına verdiği hasarı azaltacak bir nerf. Bu komple meta'dan düşürme ihtimali var Poppy'yi. Eğer ne kadar yavaş kaldığına bağlı olarak tabii ki ama yani şöyle söyleyeyim size Kong'un hızına falan düşerse Wukong çok iyi bir team fighter e, ve artık yani görünmezliği falan var. Onun hızına düşerse metadan düşme ihtimali var. Poppy onun kadar yavaş kalmayı kaldıramayabilir. Mesela Lee Sin kaldıramadı o kadar yavaş kalmayı. Tristana. Q'nun inave saldırı hızı arttı. Hem de baya arttı. Bu daha çok artacaktı. Biraz insaflı davranmışlar. 25 artacaktı. 15'e çekmişler. Her seviyede 15 arttı saldırı hızı. Bu da size ekstradan bir otomatik saldırı hakkı verir. Baf süresinde ee, tabi erken takaslarda da çok daha kuvvetli olmanızı sağlayacaktır bu güzel baf Worlds öncesinde bekliyordum bir de Varus'a baf bekliyorum eğer o da gelirse zaten Worlds'te bütün adk'ler var demektir Şimdiden hazırlayın kendinizi Yuumi E'sine bir Ayar çekildi ee, Hareket hızının yetenek gücü oranı azaldı çok hareket hızı özellikle Zeri ile olan sinerjisinden dolayı biraz daha Nerflendi bence Yuumi ben o kadar da e, Meta kıran sürekli seçilen, sürekli yasaklanması gereken bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum şu anda Yumi'nin ama öyle bir durumdaydı. 100 yetenek gücü başına %6 yerine %2 hareket hızı verecek. ilave hareket hızı olarak bayağı bir nerflendi yüksek AP'de. Özellikle AP kasılan bu itleri biraz daha nerflediğini düşünüyorum bunun. Çünkü ilk item Ludan falan alabiliyorsunuz rahatlıkla Yumi'ye. Bekleme süresi de 12-8 saniye arasında 12-10 saniye arasında çekildi. Bu da önemli bir nerf. Ya özellikle erken oyundaki kuvvetini çok belki bir şey yapmaz ama orta oyun ve geç oyundaki kuvvetini ciddi anlamda kıracak bir şey bu. Zeri Q'nun saldırı gücü oranı azaldı. W'nun saldırı gücü ve yetenek gücü oranları azaldı. Q'dakinin çok hayatını değiştireceğini düşünmüyorum Zeri'nin. Zaten öyle abartı yüksek adelerle oynamıyor. En azından erken ve orta oyunda. Yani iş yapmaya başladığı dönemlerde abartı yüksek adelerle oynamıyor. Ki çok küçük bir nerf zaten. %5 bir nerf aslında ama. E, lazerine gelen nerf daha etkili olacaktır. E, saldırı gücü oranı %130'dan %100'e düştü. Yetenek gücü oranı %60'dan %40'a düştü. Yani neden böyle atıyorlar bilmiyorum. Yani şuna ayar getirseler sadece kritik atamaz diye bir çok daha rahat hale gelebilirdi belki de. Ama oranlarını nerflemeyi tercih ettiler. Hala oynanacak bu arada Zeri. Oynanmaya da devam edecek. Kaçarınız yok bunda. Ama belki biraz daha. Belki ban seviyesinden hiç banlanmayan bir hale gelebilir. Ama şu o zaman zaten son dönemlerde banlanmıyor. W'su düzenlendi Zoe'nin. E'nin e, e taban hasarı yetenek gücü oranı arttı. Uyandırma hasarı arttı. Büyü artık 1500 menzil yakındaki takım arkadaşları tarafından biçilen minyonlardan da küre çıkıyor. Hiçbir önemi yok emin olabilirsiniz. E, belki şu olabilir ama yok minyondan düşüyor. Ya, bir şey olmaz bundan. Hiç değişmeyecek. E'si hızlı uyku baloncunun yetenek gücü oranı %5 arttı. Taban hasarı 10 arttı her seviyede. Uyandırma hasarı da tab er, taban hasarı 10 arttı. Yetenek yüzde %5 arttı. Önemli bir buff mı? Bilmiyorum, biraz hatırlansın diye. Minik bir placebo buffı olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü aslında Zoe meta'daki bazı şampiyonlara karşı, mesela Sylas'a karşı, mesela Ryze'e karşı, mesela Azir'e karşı oldukça iyi bir şampiyon aslında. Rahatlıkla seçilebileceğini de düşünüyorum ben. Belki orta koridor meta'sının daha çok işlevselliğe yönelmesinden dolayı seçilmiyor olabilir ama iyi işlevsel olarak da kullanabilirsiniz. Yani balonlarla rakibi rahatsız etmek, pozisyon dışına bırakmak sonuçta işlevsel kullanılabilecek bir şey. Zaira E'si, kapan kökler, kullanım sonrası kilitlenme ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Zaira'nın kapan kökler yeteneğini kullandıktan sonra kilitlenme süresini düzenleyerek bunu daha tutarlı getiriyor. Bu değişik aynı zamanda da becerik düzenlenme. Yani biz yeteneği atarken kendimize kendimizi kilitliyormuşuz. Onun süresini kısaltıyor. Hiçbir şey olmaz. Zaira Meta'ya dönmez bununla beraber. Even Shroud denge örtüsü, ışıma süresi yani rakibin üzerine koyduğunuz debuff artık 4 yerine 5 saniye sürecek. Işıma hasar artışı da %9'dan %10'a çıktı. Aslında tank destekler için yani Nautilus için, Leona için mesela çok iyi bir eşyaydı bu ilk geldiğinde. İlk geldiği dönem %12 hatta hasar artışı veriyordu. Herkes alıyordu. Son önce hasar artışını %9'a çektiler. Sonra süresini kıstılar. Şimdi süresini geri veriyor. Hasar artışını da bir miktar geri veriyor. eşyana da o yüzden tekrardan alınabilir hale geleceğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Hangi takım bu %10 hasar artışına ihtiyaç duyuyor şu anda. Önemli olan nokta bu. Eğer zaten Enchanter bir destekle oynuyorsunuz. Yani işte Lulu'yla, ne bileyim Karma'yla, ile oynuyorsunuz. Zaten almayacaksınız bunu. Gerek yok. Menzilsiz ve kitle kontrolü uygulayan bir destekle oynuyorsanız. Onların da genelde hayatta kalmaya ihtiyacı oluyor. Oralara yöneliyorsunuz. Bu biraz daha şeylerin kullanabileceği bir eşya bence. Üst koridorda veya ormanda da bir tankınız var. Desteğiniz de tank desteklerden bir tanesi. Hasarınızın eksik kalma ihtimali var olan durumlarda kullanılabilecek bir şey. Ben bu arada eşeği çok seviyorum normal koşullarda. Ama çok da kolay kolay meteye döndürür Yani alınmaya başlar mı? Birinci öncelik olur mu? Genelde şu anda destekler mümkün olduğu kadar nişancılarını hayatta tutmaya çalışıyor. Bunun için ya şüreli alıyorlar hız vermek için ya işte loket alıyorlar. Demir sürelerinin burası alıyorlar hayatta tutmak için. Bu biraz daha onların ofansına yönelik bir eşya. O yüzden yani ihtiyaç şu anda yok. Talep yok yani. Arz var. Arz iyi ama talep yok. Talep gelirse değeri artar. Orası net yani. Şu anda ama talep yok eşyaya. Evet bu ama böyle. 12-16 böyle. Bu Worlds için bu arada en küçük yama. 12, 17 ve 18'de daha büyük parçalar geleceğini düşünüyorum. Ben özellikle dediğim gibi Varus'u da bekliyorum. Udir'in de meta'ya geleceğini düşünüyorum. Biraz orman şampiyonlarının sayısının artırılacağını da düşünüyorum bu arada. Worlds için. Hatta benim beklentilerim belki şimdiden sürpriz olabilir. Tahminlerimi de yapayım bu arada. Ben Ramus'un e, Ramos çünkü yıllardır bu arada hiç pro play yüzü görmedi. Ama kiti biraz ayarlandı. Yani pro play'de oynanmaya yaklaşacak gibi. Ramus'un ve Zek'in pro play için bufflanacağını düşünüyorum. Ve Worlds'da oynatılacağını düşünüyorum. Bakalım bu tahminim tutacak mı? Hatta bence Belvet'i de bufflayacaklar pro play'de oynanabilsin diye. Belvet çünkü çok kötü çıktı. Sonra da buff aldı. Pro play'de birkaç maç oynandı. Ve jetonu düştü uçar kötüymüş aslında diye. Ama solo kudaki başarısından dolayı tekrar nerflerdi falan. Ben bu 3 şampiyonu yani Belvet, Ramus ve Zeki'nin bir şekilde pro play'e yerleştirilmeye düşünüyorum ondan sonra, bundan sonraki 2 yamada. Aynı şey bu arada nişancı pozisyonunda Varus için de bekliyorum. E, hatta Renekton'a da belki bir minik, mini buff atabilirler bilmiyorum ama Botru'yu nerflemek kaydıyla bunu yaparlar diye düşünüyorum diyelim. Ve 12.16 yama notları incelememiz sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.